Geçmişin kıyısında, yalanlar arasında duruyorum tek başıma. Gerçeğin pususunda, bir yağmur sırasında ağlıyorum bir başıma. Zorum kolay mı benim derdim, dünyaya derin mi sonum, bilinmez hikaye bilse benimle gelir mi zorum, kolay mı benim derdim, dünyaya derin mi sonum, bilinmez hikaye bilse benimle gelir mi. Efros. Baba, iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Yaralanmışsın. Önemli değil, o ufak bir sıyrık. Önemli değil, gel. Hadi gidelim. Efe Denizcan! İşimi yarım bırakmayı hiç sen. Her an daha da kötüye gidecek. Kim arıyorsun? Efe'yi. Bakalım bir şeyler bulabilmişler mi? Tam zamanında aradın. Ne oldu? Yerini bulabildiler mi? Nisan'ı kurtarabildiler mi?
Birlikte hastaneye gidiyoruz şimdi. Nasıl Nisan, iyi mi? İyi. Daha iyi olacak. Çok şükür. Çok sevindim. Çok büyük geçmiş olsun Efe. Çok büyük geçmiş olsun. Adamları yakaladılar mı? Buyur. Hoş geldin Leyla teyze. Hoş bulduk canım. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, böyle haber vermeden geldim. Rahatsız ettim sizi ama ne yapacağım, nereye gideceğim bilemedim bir türlü. Olur mu hiç Leyla Hanım? Tabii ki geleceksin. Böyle can yoldaşı oluruz birbirimize. Biz de yüreğimiz ağzımızda bir haber bekliyoruz işte. Buyur geç. Geç lütfen. Nerede kızım? Hemen bir çay demleyiver. Tamam baba. Hay Allah, bende de kafa kalmadı ki. Leyla Hanım, sormayı unuttum. Aç mısın? Bir yemek ısıtayım mı sana? Yok Fatma, yok. Otur lütfen. Yemek yiyecek hal mi var? Nisan'dan iyi haberler alalım. Başka hiçbir şey istemiyorum yani. Kızım, sen çayın yanına yine bir şeyler koyuver. Tamam baba. İsmail, bu durumda bile mideni düşünüyorsun. Efe arıyor. Ha, aç şu telefonu, aç. Hayırdır? Abi ne yaptın, ne oldu? Hey be, adamsın. Kurtarmışlar mı Nisan'ı? İyi miymiş Nisan abla? Ay Leyla Hanım, gözünüz aydın. Ay çok şükür. Ferahlıkla içelim o çayı. Hadi koş git getir. Yiyecek bir şeyler de hazırlıyorum yanına. Getir getir, kurabiyelerden de getir. Yemeğin altını dayak kızım. Nasıl, daha iyisin değil mi? Sen yanındasın ya. Daha iyiyim tabii ki. Ben zaten bir daha hiç bırakmayacağım seni. İçinden ayrılmayacağım. Affedebilecek misin beni? Sen affedilecek bir şey yapmadın ki. Asıl bütün kabahat bende. Ben seni bu kadar iyi tanımama rağmen sana olmayacak şeyler yakıştırdım. Asıl sen beni affedebilecek misin? Seni çok seviyorum. Ben. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. En güzel şeysin. Şimdi sen biraz uyu. Daha seninle yapacak çok işimiz var. Ben seni çok özledim. Ben seninle sohbet etmeyi çok özledim. Balığa çıkmayı çok özledim. Senin yaktığın yemekleri bile çok özledim ben. Bir daha yapabilecek miyiz bilmiyorum. Yapacağız tabii ki. Uyuyacaksın, uyanacaksın. Bizim için yepyeni bir gün başlayacak. Ve her şey çok güzel olacak. Sana söz veriyorum. Atölyeden istediğiniz numuneler geldi. 11'de sunum için hazır olacak hepsi. Bir de C-Show programından Faruk Bey aradı. Bizim tasarımlarımızla ilgili program yapmak istiyorlarmış. Seda Hanım, duydunuz mu? Duydum Buket, duydum. Sonra konuşuruz bunlar, olur mu? Kahvenizi getireyim mi? Yok, istemiyorum. Çok acil bir şey olmadığı sürece bana telefonda bağlama bugün. Peki. Seda içeride mi? İçeride ama aklı burada değil gibi. Gel. Hadi çıkalım. Bir an önce Nisan'ı görmek istiyorum. Bora, ben gelemem. Sen git. Neden? Bir sürü iş var işte. Hepsi de bana kaldı. Kimse yok şirkette, biliyorsun. Hadi. Hepsini bir çırpıda halledebilecek güçte bir kadınsın. Ya bir saat bırakmanla iş kalmaz. Hadi çıkalım. İşte ben kendimi artık o kadar güçlü hissetmiyorum Bora. O yüzden sen git, olur mu? Bana haber verirsin. Emin misin?
Günaydın. Sana da bir tane. Seni uyanmak ne güzel. Bundan sonra her sabah beraber uyanacağız. Bu bundan sonra uyanacaklarımızın ilki. Ne oldu, yoksa bu senin için kötü bir haber mi? Yok, kötü bir haber değil tabii ama. Ben seni üzmek istemiyorum. Sana yine aynı acıyı yaşatmak istemiyorum. Yaşatmayacaksın. Biz seninle beraber yaşanacağız. Göreceksin bak. Sen yüzün böyle kırış kırış olduğunda, o güzel sarı saçların bembeyaz olduğunda bile çok güzel bir kadın olacaksın. Göreceksin bak. Sen çok tontiş bir nene olacaksın. Sen iyi ki varsın. Asıl sen iyi ki varsın. Sen benim her şeyimsin, biliyorsun değil mi? Senden başka kimsem yok. Babam yok. Annem yok. Telefonlarımı bile açmıyor. Vallahi Fatma Ana seni kendi kızı gibi seviyor. Ben sana söyleyeyim. Kendi annem yüzümü bile görmek istemiyor. Vallahi senin yüzünü görmeye çok meraklı insan var. Başta ben. Lütfen. Sonra Burak var, Nadide var. Bora var. Neyse. İsmail Baba bile var. İnsan seni sevdiğini çok. Çünkü sen çok iyi bir insansın. Nasılmış bakalım hastamız? İyiyim. İyi olacaksınız tabii. Şimdi bir kontrol edelim. Sizi biraz dışarı alabilir miyiz? Tamam. Hemen dışarıdayım. Asla uzakta değilim. Nisan abla bayılacak sürprizimize. Esas Leyla Hanım'ı görünce bayılacak sevinçten. Ya balonların arkasına mı saklansak? Kim olduğumuzu tahmin etmeye çalışsın. Heh, senin olduğunu hemen anlar. Nereden anlar? Çünkü bu yaşta bu zeka, bu espri. Baba. Ya tamam da kızım çeksin şu balonları önümden. Efendim. Hoş geldiniz. Ya sen hayırdır? Nisan ablaya sürpriz yapalım dedik abi. İyi yapmışsın. Aman oğlum, Allah bir daha ayırmasın. Abi. Nasıl Nisan'ın durumu, iyi mi? İyi gibi. Doktorlar bakıyor, onlar söyleyecek. Hadi hayırlı haberler inşallah. Ya aslında siz buradayken benim halletmem gereken bir iş var. Ben halledip geleyim, olur mu? Tamam oğlum, sen git istediğin gibi. Biz buradayız, merak etme. Niye sen gidiyorsun canım? Ara şirketi, halletsinler. Böyle bir durumda gidilir mi hiç? Şirket işi değil yani, o yüzden. Ne peki? Konuşuruz. Aileniz mi? Evet. Benim böyle güzel bir ailem var. Hmm.
babacığım. Ne çabuk bırakıp gittin beni. Oysa ne çok özlemiştim. Küçükken hastalandığımda hep annemi, korktuğumda ise hep seni hayal ettim yanımda. Ama artık büyüdüm. Hayal ederek kandıramayacağım kendimi. Bu dünyada yapayalnız kaldım yine. Yapayalnız. Yalnız değilsin. Ben varım. Annenin babanın yerini tutamam ama dostlar da kendisini iyi hissettirir insana. Eğer sen beni dostun olarak kabul edersen ben varlığımı el verdikçe senin yanında olmaya razıyım. Sen zaten en zor zamanlarımda hep yanımda oldun. İyi zamanlarında da olmak isterim. Dostlarımız bizim kendi seçtiğimiz ailelerimizdir, öyle değil mi? Sen de benim ailemsin. Türlü mücadeleler sonunda kötülerin elinden kurtulmuş. Evet, prensim kurtardı. Mutlu sona yaklaştık o zaman desene. Sen nasıl girdin içeri? Almıyorlardı kimseyi. Efe ortalarda değildi. Resmen benim yüzümden aranız bozuldu. Aman canım, senin yüzünden değil. Biz birbirimizin tipi değildik bence. Aslında bayağı da benziyorsunuz. Yani iyi insanlarsınız, evet. Ama nasıl bir inat, bir inat. İkimiz de seni çok seviyoruz, o yüzdendir. Efe'nin yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Sağ ol Bora. Gerçekten. Daha masal bitmedi. Şimdi sen de canavarı öldüreceksin. Vücudunu kemiren o pis canavarı. Pes etmek yok. Değil mi? Geliyor, geliyor. Eli bayağı ağır biliyor musun? Ondan çekiniyorum. Sumru Hanım. Ne işin var senin burada? Ayrıca biri nasıl bu? Yardımcınız söyledi. Evinize uğradım. Ne istiyorsun? İnsan hakkında bilmeniz gereken önemli bir şey. Onunla ilgili hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Dedi ki senin söylediklerin. Kızımı bana düşman ettin. Senin yüzünden hem bana hem babasına ihanet ettin. O yüzden şimdi gider misin lütfen? İkinizin de yüzünü görmek istemiyorum. Nisan hasta. Geçmiş olsun. Geçmeyebilir Sumru Hanım. Nisan lösemi. Ne? İstiyorsanız gelin bir görün.
Gel. Hastaneden yeni döndüm. Bir haber vereyim istedim. Tamam. Çok iyi oldu geldin Bora. Şu numunelere sen bakar mısın lütfen? O kadar çok işim var ki ilgilenemedim ben. İnsanın nasıl olduğunu sormayacak mısın? Merak etmiyor musun hiç? İyidir herhalde. Mete mi bu? Ne kadar mutlu görünüyorsunuz. Evet, beraberken dünyanın en mutlu çiftiydik. Neresi burası? Şile. Sık sık gittiğimiz bir yerdi. Yani Mete hayattayken. Kaybetmek acı verici de olsa böyle bir aşkı yaşadığın için şanslı hissetmelisin kendini. Sonunda hepimiz öleceğiz. Bu hayatta birilerini hiç sevmemektense birilerini sevip kaybetmek evladır bence. Ben bundan emin değilim. Bu acıyı yaşamaktansa ölmeyi tercih ederdim. Yapma Seda. Seda. Herkesin unutamadığı, içinde acısını yaşattığı birileri vardır. Herkesin. Bazen yokluklarına dayanmak çok zor olabilir. Ama ya onlar olmasaydı bu hayatta? Nasıl olurdu bir düşünsene. Çok zor olurdu. Sonu acıyla da bitse, bu hayatı anlamlı kılan, bizi anlamlı kılan sevgiler bunlar. Birlikte geçirdiğimiz zaman bize yetmese de aslında bir ömre bedel, değil mi? O kısacık zamanda yaşadıklarımız, hissettiklerimiz sayesinde hayat bu kadar anlamlı, bu kadar güzel. O yüzden cennette buluşacağını düşün ve şükret. Sen olduğunu düşünmüştüm. Seda'ymış meğer. Sana haksızlık ettim. Önemli değil anne. Yanımdasın ya şu an. Sana çok ihtiyacım vardı. Canım. Artık hep yanındayım. Seni bir daha hiç yalnız bırakmayacağım. Bu kötü günleri birlikte atlatacağız. İyi olacaksın, inan bana. Efe Bey, Doktor Bey sizinle görüşmek istiyor. Doktor Bey. Beni görmek ister misiniz? Efe Bey, buyurun oturun lütfen. Bunlar tahlil sonuçları mı? Maalesef size pek iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Nisan Hanım tedaviye yanıt verebilecek durumda değil. Ne demek o?
Bir şey vardır kesin, bir yöntemi vardır doktor. Tamam, sakin olun. Açıkçası şu durumda tek bir seçeneğimiz var. Ne? Nedir? İlik nakli. Bu tip vakalarda %70 başarı elde ediyoruz. Tamam, yapalım. Nasıl yapılıyor, ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle doku grubu uygun kişiler lazım. Biz verici olarak ilk önce hastanın bir kardeşi varsa ona test uyguluyoruz. Sonra ailesi, akrabası ve son çare olarak da ilik bankası. Nisan Hanım'ın bir kardeşi, abi ya da bir ablası var mı? Var. Var, Seda var. Çok iyi. Zaman kaybetmeden hastaneye gelmişler. Tamam. Seda! Seda! Ellerine sağlık Fatma Hanım. Uzun süredir bu kadar lezzetli yemek yememiştim. Aman aman Leyla Hanım. Siz ne pahalı lokantalarda neler neler yemişsinizdir. Olur mu öyle şey, ayıp İsmail. Afiyet olsun Leyla Hanım. Bütün bu telaşın içinde beni de ağırladın ya. Sağ ol. Elbette. Biz bir aileyiz. Esas böyle zamanlarda birbirimize kenetleneceğiz tabii. Yanlış bir şey mi söyledim ben yine? O güzel gözler buğulandı. Yok Fatmacığım, yok. Beni aileden görmem beni çok mutlu etti, duygulandırdı. Sağ ol. Açıkçası bir süredir kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki. Sen hepimizin anasısın, başımızın tacısın Leyla Hanım. Tabii ki bizim ailemizdensin. Bak bu kımıl zararlısı güve bile kendini aileden sanıyor. Yani sen tabii ki bizim esas ailemizsin. İsmail baba, böyle konuşuyorsun, bozuluyorum ama. Aman aman sakın bozulma. Bozulursan Fatma seni bakıma alır, bir sene çıkmazsın bu evden. Bozulma oğlum, bozulma. Aşkım neredeydin? Çok sıkıldım. Geldim canım. Gel. Seda'ya gitmiştim de. Evde yoktu. Telefonda hep meşguldü. Ama onun hep işleri vardı bugün. Biliyorsun. Yarın döner bana. Hı hı. Döner. Ne oldu? Efe. Seda sana dönse bile bana yardım etmeyeceğini ikimiz de biliyoruz, değil mi? Ben öyle düşünmüyorum. Hı. Ne de olsa siz kardeşsiniz. Hı hı. Ben Seda'nın o kadar vicdansız olduğunu sanmıyorum. Peki, diyelim ki yardım etti. Dokularını tutup tutmayacağı bile belli değil ki daha. Bak. Annen örnek verdi. Tamam mı? Baban da cezaevinden örnek verecek. Hı hı. Ben gerekirse bütün dünyayı ayağa kaldırır, sana uygun eliyip bulurum. Seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Bir kere de altta kal. Peki. Thank you.
Afiyet olsun. Ne? Yok, yemeyeceğim. Ya içine bir bakaydın, ne var? Mız mız. Gerçekten istemiyorum. Hiç aç değilim ki Efe. Bu yüzük bizi ömür boyu birbirimize bağlayacak. Sana söz veriyorum. Şimdi değil. Şimdi takamam. Ameliyattan sonra eğer her şey yolunda giderse. Gidecek. Şimdi dursun başucumda. Tamam ama sen öyle söyleme. Tamam mı? Biz seninle buradan güle oynaya çıkacağız. Göreceksin. Ben kolumda eşim buradan gururla çıkacağım. O kadar. Ben de bunu çok istiyorum. Ama şimdi değil. Sumru Hanım ve Yakup Bey'in tahlil sonuçları çıktı. Evet. Maalesef doku örnekleri birbirini tutmuyor. Kardeşiniz Seda Hanım'a ulaşabildiniz mi? Hayır, bugün göreceğim onu ben. Fatma, Nadide dinleyin bak ne yazıyor. Ne oldu ayol? Ne yazıyor baba? Emniyetin kaç zamandır peşinde olduğu silah kaçakçısı Çebek'e yakalandı diyor. Nisan'ı kaçıranlar mı? Onlar. Bak bak Efe'yi de yazmışlar. Şebekenin başı Kürşat Yıldırım'ın kaçmasını önledi diyor. Ah aslanım benim. Cesur yürekli oğlum. Gözü kara oğlum benim o. Ne olacaktı ya? Kimi örnek aldı? Kimi ayol? Kim yetiştirdi onu? Kim? Babası. Sen. Bana bak. Siz kendi halinize gülün be. Görüşürüz. Sen. Tebrikler. Ben yetiştirdim. Git. Günaydın Efe Bey. Günaydın. Seda geldi mi? Seda Hanım henüz gelmedi. Sabah toplantısı olduğu halde aramadı da. Hiç böyle yapmazdı. Kolay gelsin Bora. Sağ ol. Gelsene. Nisan nasıl? Bugün uğrayamadım hastaneye. Bora, Nisan iyi değil. Doktorlar tek çarenin ilk nakli olduğunu söylediler. Annesinden babasından alınan örnekler tutmamış. Peki Seda? Kardeşinin tutma olasılığı daha yüksek biliyorsun annesinin babasınınkinden. Evet. Doktorlar da aynısını söyledi. Ben dün akşamdan beri Seda'ya ulaşmaya çalışıyorum. Evde yok. Buraya da gelmedi değil mi? Gelmedi. Burada dışarıda bir şey falan mı vardı? Belki bir müşteriyle görüşecektir. Bir şey. Bildiğim kadarıyla yok. Bizim Seda'ya ulaşmamız lazım. Bana yardım et. Tamam tamam. Tabii.
doktorlarla konuştum. Uygun iyilik bulunur bulmaz seni ameliyata alacaklar. Ve sonra hızla iyileşeceksin. Efruz, sen rol yapma bari. Doktorsun sen. Tam da bu yüzden bana güvenmen gerekmez mi? Ben söylüyorsam bir bildiğim vardır. Bak birazdan Efe Seda'yı getirecek. Ve ondan alınan ilik muhtemelen sana uyacak. Ve sonra iyileşeceksin. Kadın benim yüzümden öldü. Senin babam benim yüzümden öldü. Sen hala burada bana moral vermeye çalışıyorsun. Senin yüzünden ölmedim. Senin yüzünden değilim. Benim yüzümden. Benim önüme atladı. Beni kurtarmaya çalıştı. Ve sen bu sefer benim yüzümden kimsesiz kaldın. Öyle deme. Benim babam zaten yaşamıyordu ki. Efe'nin babasını öldürmek zorunda kaldığı gün... beni ve annemi kaybettiği gün zaten ölmüştü. Yıllar sonra Efe'yi buldu, geri döndü. Vicdanını biraz olsun temize çekmek için. Gerçek katilin kim olduğunu bulabilmek için. Görevini yaptı ve gitti işte. Eminim şimdi... anneme kavuştuğu için daha mutludur. Senin yüzünden değil. Alo. Seda oraya geldi mi? Peki tamam, eğer görürseniz ya da ararsa beni aramasını söyleyin, olur mu? Ali Yüksel Hanım, Efe Demircan ben. Yok, hayır, Seda iyi. Ya şöyle ki, bizim şirkette acil bir durum oldu da bizim hemen Seda'ya ulaşmamız lazım ama ulaşamıyoruz. Telefonlarımıza cevap vermiyor. Hani belki sizin bildiğiniz ayrı bir numarası vardır ya da bir yere gidiyordur. Sizin... Peki, tamam. Eğer konuşursanız beni aramasını söyleyin, olur mu? Önemli. Bu kız başka nereye gider? Başka hiçbir yer gelmiyor aklıma Efe Bey. Nasıl oldun ne olur Burak? Çok şükür Aydın abi ya, iyileşiyorum yavaş yavaş. Allah beterinden saklasın. Amin, eyvallah, sağ ol. Hoş geldin Burak oğlum. Kolay gelsin Hikmet abi. Eyvallah, sağ ol. Bu yazı ne Hikmet abi? Dükkanı mı kapatıyorsun? Çok yoruldum İstanbul'da be oğlum. Uzun zamandır hanımla memlekete gidelim, gidelim diye konuşup duruyorduk ya. Bugünlere nasip kısmetmiş oğlum. Nadide, ben çıkıyorum. Abi, Seda Hanım'a ulaşabildin mi? Ulaşamadım. Her şeyi geçtim. Şirket onun için çok önemli. Resmen arazi olmuş kız. Ya şu yakalanan kaçakçıların acaba adamları bir şey yapmış olmasınlar? Polis haber verdim. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Nisan abladaki şansa bak. Ya kardeşin en çok ihtiyacı olduğu zaman da Seda Hanım ortada yok. Sen dua et, tamam? Haber ver, tamam mı? Efruz, selam. Selam Burak. Nisan'ı görmeye geldin değil mi? Bugün nasıl? Pek iyi değil. Doktorlar muayeneye aldılar. Bir saat kadar beklemen gerekecek görmek için. Sen nasılsın bu arada? Duydum, başın sağ olsun. Sağ ol. Hayat bir şekilde devam ediyor işte. Aksine böyle zamanlarda hayat durur. Zaman geçmek bilmez. Bilirim. Bir kahve içmeye ne dersin? Madem bekleyeceğim bir saat. Laflarız biraz. Tamam. Tamam.
açıldı abi. Eyvallah. Bozuk yok abi. Üstü kalsın. Seda! Seda! Efe Bey, emniyetten arıyorum. Emniyet, buyurun. Seda Akar'ın telefonunu Şile mevkinde yol kenarında bulduk. Yol kenarında bulmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen de kahvecisin mi? Hastanede nöbetlerde kaldığımda en büyük kurtarıcım bu kahveler oluyordu. Mesleğinden uzak kalmana üzüldüm. Çok da iyi bir doktormuşsun, duydum onu. Öyleydim. Umarım bir yolu vardır dönüşün için. Efe birkaç yerle konuşacaktı, bakalım hala haber bekliyoruz. Biliyor musun? Annem ve babam yanımda değilken beni hayata bağlayan en büyük şey mesleğimdi. Şimdi o da yok. Hiçbir şey yok. Ben de çok küçükken kaybettim annemi babamı. Sonra teyzem bakmaya başladı bize, kardeşimle bana. Sonra o da gitti. Kardeşimle her şeyimiz olduk birbirimize. O ölünce işte dünya durdu sandım. Bir daha nefes alamam. Ama dünya dönüyor. Ben de nefes almaya devam ediyorum gördüğün gibi. Herkesin acısı ne kadar birbirine benziyor değil mi? Aynen öyle. Abim deliye dönmüş Burak. Seda Hanım hala telefonlarını açmıyormuş. Ya biz de kan verseydik belki bizimki tutardı. Ya öyle basit bir kan verme gibi bir şey değil ki. Dokuların uyuşması gerekiyormuş. Baksana annesiyle babasınınki bile uymamış. Bir ihtimal kardeşininki işte. Ya kardeşininki de uymaz. İlk bankaları falan var ama Allah korusun kötü şeyler düşünme. Sen ne yaptın bugün? Çok önemli bir şey yaptım. Ne yaptın? Bankaya gittim kredi çekmeye. Kredi mi? Ne kredisi? Ya bizim Hikmet abi yok mu? O dükkanı devrediyormuş. Ya düşünsene banka krediyi verirse kendi dükkanımız olacak nerede? Sen ciddi misin ya? Ciddi misin Burak? Kendi iş yerimiz olacak. Masaları, sandalyeleri, her şeyi kendimiz yapacağız. Ay sonra müdavimleri de çok olur olurum. Olacak tabii. Başka nereye gidecekler? Mesela ileride böyle restoran zincirlerimiz falan olurmuş değil mi? Neden olmasın? Neden olmasın? Sen benim yanımda ol. Ben var ya, bu İstanbul'u fethederim be. Ya. Ayağım geçince ederim. Ulaşabildin mi Seda'ya? Henüz değil. Ama gelecek. İkna edemedin değil mi? Biliyordum böyle olacağını zaten. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Yemin ederim yok. Böyle bir şey yok. Ne peki sorun? Niye gelmiyor? Seda'ya ulaşamıyoruz. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Annesini aradım. Bilmiyor. Yok yani, kayıp şu an. Kayıp mı? E telefonun? Kapalı mı? Polis çevre yolunda bulmuş. Ay hayır. O adam Kürşat mıydı ne? O bir şey yapmış olmasın? Sen Kürşat öldü. Ben bulacağım. Sana söz veriyorum bulacağım. Bugün yarın. Efendim,
Seda'yı bulsan bile... ki umarım iyidir gerçekten. Bu belki de sonucu değiştirmez. Bunu biliyoruz, bunu kabul etmek zorundayız. Ben bunu kabul etmiyorum. Senin de bu ihtimali düşünmeni istemiyorum. Her şey çok güzel olacak. Sana söz veriyorum, göreceksin. Umarım Seda da iyi olur. İyidir. Efe Bey, Nisan Hanım'ın bakımı için bize biraz müsaade eder misiniz? Efe? Nisan'ı ziyarete geldim ama. Hemşire var şu anda yanında. Sen nasılsın? Seda'dan bir haber yok mu hala? Ben son çare evine girdim Çilingir'de. Anormal hiçbir şey yok. Yalnız polis telefonunu çevre yolunda bulmuş. Yolda mı? Sen onu son gördüğünde nasıldı? Bir şey hissettin mi? İyi düşün. Ben onu dün gördüm. Çalışıyordu odasında. Anormal bir şey. Sonra yere birkaç tane fotoğraf düşürdüm. Mete ile fotoğraflar, Şile'de çekilmiş fotoğraflar. Telefon o yol üzerinde bulundu. Şile'ye gitmiş olabilir. Ben Şile'ye gidiyorum. Sen insanın yanında kalır mısın? Tabii tabii, tamam. Hayatındaki en büyük mutluluğu aynı zamanda en büyük günahı olabilir mi? Olurmuş meğer. Cennetle cehennem aynı anda, aynı yürekte buluşabilirmiş. Bir yanın mutluluktan uçarken, bir yanın acıdan ölebilirmiş. Mete'ye aşık olmam yanlıştı, biliyorum. Ama ikimiz de duygularımıza engel olamadık. Pişman mıyım diye sorarsanız eğer, hayır, asla değilim. İnsan hayatının en büyük mutluluğundan pişmanlık duyabilir mi hiç? Ben her türlü aşağılamaya, hakarete, nefrete göğüs gererek durdum aşkımın arkasında. Ne yaşarsan yaşa, vazgeçemiyorsun sevdiğinden. O yokken bile. Şimdi daha iyi anlıyorum. Meğer yaptığım her şey acımı ertelemek içinmiş. Bütün hırçınlığım Mete'nin yokluğunu kabullenmek istemediğim içinmiş. Bana hep benden kurtuluşun yok derdin. Senin de benden kurtuluşun yok. Artık sana kavuşmaya... yanına geliyorum aşkım. Bir tanem. Işığım, ruhum... ömrüm. Bu aşk uğruna zarar verdiğim, üzdüğüm herkesten af diliyorum. Hoşça kalın. Seda! Benim Efe! Aç kapıyı! Seda! Aç kapıyı, önemli! Seda, lütfen! Seda! Konuşmamız lazım. Seda, açmazsan kapıyı kıracağım.
Seda, dün akşamdan beri seni arıyorum, öldüm meraktan. Ben yatmak üzereydim. Ne oldu, niye geldin? Konuşabilir miyiz? Çok önemli. Lütfen. Sen telefonu yol kenarında falan mı düşürdün? Çünkü polis orada bulmuş yani. Biz polise kadar herkesi ayaklandırdık. Kimseye haber vermemişsin. Seda, niye buradasın? Anneni bile aradık. Ben biraz yalnız kalmak istedim. Kafa dinlemek istedim. O yüzden buraya geldim. Ne oluyor? Niye ortalık ayağa kalktı böyle? Benim varlığım kimin umurunda ki? Ben buraya kadar geldiysem inan bana sandığından çok daha fazla kişinin. İyice delirmişsiniz siz. Benim kime ne faydam var ki? Etrafımdaki insanlara zarar vermekten başka hiçbir işe yaramıyorum ben. Eğer buysa seni rahatsız eden şey, şu an hepimizden, herkesten, her şeyden daha çok işe yarayabilirsin. İnan bana. Anlamadım ben. Ne yapabilirim ki ben? Seda, sen Nisan'ın hayatını kurtarabilirsin. Eğer ilikleriniz uyarsa ki kardeşi olarak en fazla senin iliğine uyma ihtimali yüksek. O zaman Nisan hayat kurtulacak. Tamam. Sen istersen hazırlan, ben burada bekleyeyim seni. Çıkalım. Tamam. Seda, Nisan senin kardeşin. Peki ben neden öyle hissetmiyorum hiç? Ne? Bu kadar acımasız olamazsın, saçmalama Seda. Hadi hazırlan, ben bekliyorum. Efe lütfen. Lütfen zorla mı götüreceksin beni? İstemiyorum gelmek. Seda iyi düşün. Lütfen iyi düşün. Ya karşındaki insan düşmanın bile olsa, ki senin kardeşin, yaşaması sana bağlı ya. Lütfen, sen bu değilsin. Benim kardeşimin aşık olduğu insan böyle olamaz. Yarın... Ne olur yarın beraber hastaneye gidelim. Efe, söyleyeceklerim bittiyse artık gidebilir misin lütfen? Ben ne kadar safım değil mi? Senin geleceğini düşündüm. Nisan Hanım'ın kardeşi bugün geliyor mu? Zamanımız daralıyor. Maalesef gelemiyor. Ulaşamadınız mı hala kendisine? Ulaştım. Ama kendisi gelmeyi reddetti. Ya. Bu pek alışık olduğumuz bir durum değil. Ama şimdi onun ümidi kestiğimize göre ne yapabiliriz? Şu an elimizde ne var?
İlik Bankası'na başvurduk. Oradaki araştırmalar devam ediyor zaten. Ama kardeşinin uyumu çok daha yüksek olacaktı. Olumlu bir sonuç alabilir miyiz bilmiyorum. Şey yapsak böyle işte bir kampanya gibi bir şey düzenlesek, ödül versek, para ödülü falan iliği tutana olur mu? Denenebilir ama Nisan Hanım için zaman çok önemli bir problem. Bu kadar kısa süre içerisinde doğru iliği bulmak mucize olur. Sen ne zaman geldin? Burada mıydın hep? Bir daha yanından ayrılmayacağım dedim ya. Ne yaptın? Seda'yı buldun mu? Buldum. Şile'deki eve gitmiş. Geldi mi? Burada mı? Üzülme. Tabii ki gelmedi. Zaten başka bir şey beklemiyordum. Gelip bana yardım etmesini beklemiyordum. Seda? Kiminle görüşeceğim ben? Kardeşimle genetik olarak ne kadar uyumluyuz ben de çok merak ediyorum. Nasılsın? İşte. Sen? Nisan'a bir şey mi oldu yoksa? Yok yok, daha yeni geldim. Ben de bilmiyorum ama dünkünden farklı değildir sanmıyorum. Ne bu hali? Niye böylesin? Seda ilk vermeyi reddetmiş. Nasıl ya? Ya içeride yatan onun kardeşi. Nasıl bir insan? Nasıl bir vicdan bu ya? Anlamadım ki. İş hayatında gayet acımasızdı. Bunu görmüştüm ama iş dışında da bu kadar acımasız olacağını tahmin edemezdim. Allah Allah. Efe? Neden gidiyorsun? Seda geldi. Geldi mi? Şu anda ilişkin uyumlu olup olmadıklarına bakıyorlar. Ya. Nasıl insafa gelmiş acaba? Vicdanın sesini dinlemiş herhalde. Geldi ya. Gerisi hiç önemli değil. Boş ver. Dur bakalım, hemen teşekkür etme. Daha uygun olup olmadığı bugün belli olacak. Hayır, yok, onun için değil. İki gündür benimle beraber buradasın. Beni bekliyorsun.
Teşekkür ederim. Tabii ki burada olacağım. Nisan, sen benim kardeşimsin. Seni Hikmet'e ile beraber olduğunu öğrendiğim günü hatırlıyorum. Kızgınlığımı hatırlıyorum. O zaman hayatımı çaldığını düşünmüştüm. Ama şimdi hayatımı kurtarıyorsun. Hayat ne garip değil mi? Asıl sen benim hayatımı kurtardın. Nasıl kurtardım anlamadım. Gözünüz aydın Nisan Hanım. Kardeşinizden size ilik nakli yapabileceğiz. Belli oldu mu? Uygun mu? Hem de yüksek oranda. Efe, oldu. İlik uyuyor. Peki işlemlerle hemen başlayacağız. Harika ya. Çok sevindim. Tamam. Bu kadar, bu kadar temas eder. Sizi bir süre ayıp tutacağız. Yardım edeyim size. Yok oğlum, otur sen. Bu ayakla ne yardımı? Otur. Bak, ayağı sağlam olanlar bile oturuyor. Ya neremle taşıyacağım? Bununla mı? Senin sağlam halini de gördük İsmail Efendi. Hadi. Ne getiriyorum bir de? Ekmek. Bana bak. Otur oturduğun yerde eski köye yeni adet getirme. Geldin oğlum. Vay. Şumur Hanım beni sevecek galiba. Aa. Oğlum. Hayırdır? Haberler iyi galiba. İyi. İlik bulundu mu? Bulundu. Ay çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Oh. Ay. Sevdanlı köyüne çıktı. Çok şükür, çok şükür. Adam var, yarın gidip hemen keseceğim. Ne adadın? Vallahi inek, deve ne olursa. Ya horoz adasaydın bari, inek olur mu? Aman be İsmail. Hadi, hadi böyle neşeyle sofraya yürüyün. Dur, benim çıkmam lazım. Üstümü değiştirip hemen çıkacağım. Ameliyat ne zaman? Bir hafta sonra. Nisan önce hazırlanması lazımmış. Ha, hay Allah. O ameliyatı da atlatalım. İnşallah iki inek keseceğim bu defa. Yuh. Şimdi, ben Nisan'a bir sürpriz hazırlayacağım. Ha. Sürpriz mi? Ay abi, bayılırım sürprizlere. Evet. Ama sizin de bana yardımcı olmanız lazım. Söylesen bize oğlum, oluruz tabii. Abi, ne var aklında? Günaydın. Günaydın. Biraz gezinti ne dersiniz? Radyolojiye gidip gelelim mi sizinle? Radyolojiye mi? Niye? Doktora bir ameliyattan önceki röntgeninizi görmek istedi. Ama bana her şey bitti demişti. Bir şey kalmamıştı hani. Demek ki bir tane kalmış. Hadi bakalım, çektirip gelelim hemen. Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz Nisan'ı? Röntgen çektirmeyi. Efe, sen konuşur musun? Bana röntgen çekilecek demedi ki doktor. Belki bir sorun çıkmıştır, öğrenir misin? Aslında bana da bahsetmişti. Herhalde rutin bir şey. Çektirin bakalım. Hadi gelin. Nisan,
şey kaçırmasaydı. Onların hepsi bende. Belki şunu az, benim boyum yetişmiyor. Çabuk. Neredesin? Ha, al. Ne o? Bak diyor. Burak, acele et biraz. Yetiştik Nandem, merak etme. Nasıl heyecanlıyım, sanki biz evleniyoruz. O da olacak bir tane. Abi. Geldim. Büyük gün geldi sonunda. Bunları Bora Bey'e gönderdi önden. Tamam, tamam canım, tamam. Hadi siz de geçin. Yeti içeride çalışıyor abi. Tamam. Alo. Damat Bey. Sizin için çok güzel bir smokin seçtim. Nadide'ye söyledim, getiriyordur. Eyvallah, sağ ol. Şimdi aldım. Siz neredesiniz? Ben de şimdi çıkıyorum, eve uğrayacağım, üstünü değiştireceğim. Sonra Efruz'u alıp geliyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Anne. Ya ne oldu? Çok mu kötü olmuş? Yok oğlum, çok güzel. Sen merak etme. Zaten insana ne giyse yakışır. Efe ile birlikte sağlıklı, mutlu bir hayatları olsun. Amin. Merhaba. Hoş geldin. Ne güzel olmuş burası. Elinize sağlık. Daha tam bitmedi ama. Hadi. Aa, bitmedi. Hadi, hadi. Al vakit var. Seninle daha önce konuşma fırsatım olmadı. Ama bilmelisin ki yaptığın şey inanılmaz bir şey. Sen kızıma ikinci bir şans verdin. Hayatımın sonuna kadar sana minnettar olacağım. Sumru Hanım, asıl Nisan bana yeni bir hayat verdi. Biz artık gerçekten kardeşiz. İlacınızı getirdim. Daha çok bekleyecek miyiz röntgen için? Yoruldunuz mu? Ben bir sorayım o zaman. PVK almamış röntgeni. Odanıza götüreceğim sizi. Doktor mu söyledi? Evet. Gelin, birazdan burada olacak. Odayı boşaltalım. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Biz de etmeden. Var hadi. Mı? Alınacak bir şey var mı? Aldın mı? Tamam. Tamam. Hadi. Pardon. Thank you.
beğenmek zorundasın. Çünkü bu kadar kısa zamanda ancak bunu bulabildik. Doğru zaman değil. Ben sensiz bir anım olsun istemiyorum. Ama değil. Ama senin yoksa başka planların mı vardı? İstemiyor musun benimle evlenmek? İstiyorum. Her şeyden çok istiyorum. Gerçekten. İşte benim suç ortaklarım. Herkes dışarı. Bir dakika. Tamam. Tamam mı? Nasıl olmuş? Muhteşem. Gerçekten mi? Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Çok tuhaf. Tam da bu yüzden unutulmaz olacak senin için. Nisan abla ne kadar güzel olmuşsun. Peri gibi değil mi? Nikah memuru geldi, hazır mısın? Hazırım. Abi, abi gelin. Çok yakışıklı olmuşsun. Şahitlerimiz burada mı? Ben buradayım. Ben de buradayım. Hadi gel bakalım. Hazırız. Öncelikle sizleri tanıyalım. Adınız, soyadınız? Nisan Sayar. Annenizin adı? Sumru Sayar. Babanızın adı? Yakup Sayar. Teşekkür ederim. Sizin adınız? İfe Demircan. Gözüm kör olma yazıcı. İsmail nerede kaldı? Kantine çay içmeye gidecekti. Adamın aklı fikri yemekte. İsmail gel. Ya kantindeydim. İnsan bir haber verir. Ya oğlunun nikahı kıyılıyor. Aklım fikrin yemekte bak. Çok yakışmışlar. Nisan ve Efe mutluluğa adım atmak üzere bugün burada bir araya geldiler. Birazdan sizlerin önünde belki de hayatlarının en anlamlı evetlerini söyleyip beraber planladıkları bu mutluluk yolunda el ele, gönül gönüle yürüyecekler. Şimdi bir kez de şahitler önünde sormak istiyorum. Siz Nisan Hanım, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Efe Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Siz Efe Bey, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Nisan Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim.
Sizler de bu mutlu ana şahitlik eder misiniz? Elbette. Kesinlikle. Sizlere de teşekkür ederim. İmzalar lütfen. Tabii. Nereye? Şahitlerimizin de imzasını alalım. Ayağına basmayı unutma. Lütfen ayağa kalkalım. Ben de Türk Medeni Kanunu ve belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Tabii ki defteri hanımefendiye veriyorum. Hayırlı olsun. Ben böyle bir yerde, böyle bir zamanda hiç bu kadar mutlu olabileceğimi düşünmemiştim gerçekten. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz beni uğurlamaya geldiniz. Ben bir yolculuğa çıkıyorum çünkü. Biliyorsunuz ameliyat olacağım. Gelip beni görmenizi istemiyorum ama. Böyle hatırlamanızı istiyorum. İyi hatırlamanızı istiyorum. Şöyle düşünelim. Ben balayına gidiyormuş gibi yapayım. Güzel bir tatil yapıyormuş gibi olsun. İyi zaman geçiriyormuşum gibi düşünün. Geri döndüğümde de sağlıklı, mutlu. İyi ki varsınız. Bakın iyileşme belirtisi. İstemiyorum. Hiç yarın olsun istemiyorum. Ama bizim daha çok yarınımız olacak. Böyle dans edebileceğimiz. Daha önce hiç gitmediğimiz yerlere gideceğimiz. Çok yarınımız var. Hadi gel. Yatırayım seni. Efe. Yanıma gelsene. Bana bir şey anlatır mısın? Güzel bir şey. Adam kızı ilk gördüğünde hemen gülüşüne vurulmuş. O günden itibaren biliyormuş. Hayatını onunla geçirmek istediğini. Sonra önlerine bir sürü engel çıkmış. Son bir engel kalmış. Son bir engel kaldı. O engeli de aşıp evlenmişler. Sonra ne olmuş? Adam balık mı tutmuş her gece?
sırf karısını çok özlesin ve ona kavuşabilsin diye balığa çıkıyormuş. Seni çok bir şeyler ters gidersek, yani bizim düşündüğümüz gibi olmazsa, söz ver bana. Hayatına devam edeceksin, hem de içine kapanmadan. Benim hayatım sensin. Ve bu ameliyat çok güzel geçecek. Hadi bakalım. Evet İhsan Hanım. Gidiyoruz, hadi bakalım. Maalesef oraya kadar gelemiyorsunuz. İyileşeceğim. Biliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Hoş geldiniz. İşte bizim meşhur balıkçı burası. Nasıl, beğendiniz mi? Bayıldım. Süper olmuş. Çok güzel olmuş gerçekten. Siz bir de mezelerimizi yiyin, bayılacaksınız. Tabii beğenirler mezeleri. Kim yapıyor? Ben mezelerimizi getireyim. Kurt gibi acıktık zaten. Ya Fatma, bu kadar mutfak alışverişine ne gerek var? En pahalısını almak zorunda mısın? Batıracaksın bizi ya. Ya elbette en iyisini alacağım. Başka türlü o lezzeti yakalayabilir miyim? Hem bizi batıracak olan o alışveriş değil, senin gırtlağın. Ya iki lokma bir şey yedim. Yediğim lokmaları mı sayıyorsun? Ben senin lokmalarını saymaya kalksam akşama kadar başka iş yapamam. Papuç kadar.
Size yazdığım ilaçlar iyi geldi değil mi? Rahatladınız biraz. Çok iyi geldi doktor hanım. Allah sizden razı olsun. Bir hafta daha kullanmaya devam edin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geçmiş Allah olsun. Sizden razı olsun. Sağ tekrar. Olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Buyurun. Doktor hanım. Müsait misiniz? Hiç değilim. Bir randevum var ve çok geç kalıyorum. Aa. Ama benim bir ağrım vardı. Öyle mi? Nereniz ağrıyor? Kalbim. Hangimizin ağrımıyor ki? Hadi geç kalıyoruz. Tamam, buna giremezsek diğer seansa gireriz. Ya da hiç girmeyiz mesela. Efendim. Seda Hanım, röportaj için gazeteciler geldi. Tamam, sen toplantı odasını al, ben geliyorum hemen. Çok güzeller hepsi. Akşam ziyafet var. Gel, 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 gel. Seni sabırsızlıkla bekliyorum. Biraz elini çabuk tut. Çok sabırsızım. Seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Bana bir şey anlatır mısın? Güzel bir şey. Adam kızı ilk gördüğünde hemen gülüşüne vurulmuş. O günden itibaren biliyormuş. Hayatını onunla geçirmek istediğini. Sonra? Evlenmişler. Sen çok sevdin.